Bu bölümde ufak örnek bir proje olarak bir camdan bardak modelleyelim ve render alalım. Şimdi başlangıç sahnemizde standart küpümüz varken bunun üzerine sağ tarafta modifier düzenleyiciler sekmesinden bir modifier ekleyeceğim. Subdivision surface'ı ekliyorum başlangıçta object moddayken. Avire gitsin buradan. Ha. subdivision surface ne yapıyordu? Şeklimizin bütün yüzeylerini parçalara bölüp bu parçaladığı yüzeyleri biraz daha geçişleri yumuşacık yumuşacık <laughs> yumuşak olacak şekilde ayarlıyordu. Ee, yani bunun katını arttırdığımız takdirde de aynı operasyonu üst üste uyguluyor ve biraz daha pürüzsüz yüzeyler elde ediyorduk. Şimdi view değerini 3 yaptım, o yüzden render değerini de 3'e çıkartıyorum. Hatırlayacak olursak render de en az buradaki kadar. Yüzey almak isteriz Bunu da isterseniz yeri gelmişken görelim Şimdi numpad 0'a bastım Kameradan görünümümüz bu şekilde F12 ile render alabiliyoruz Biliyoruz ki Render'daki subdivision Surface subsurf değerini Düşürecek olursam eğer ve F12 ile Şimdi render alırsam gördüğünüz gibi Az önceki 3D view'daki görünümle Hiç mi hiç alakası olmayan çok daha böyle katı e, köşelere sahip bir şekil elde ettik. ESC ile render'dan çıkıyorum. Normalde şunu bekleriz hani view'da daha düşük olsun, biraz daha küremsi gözüküyor. Render'da daha yüksek olsun çünkü sonuçta render'da bekleyeceğiz mesela bir süre. F12 ile mesela render aldım. Şimdi e, yine bunları mesela yan yana görüntüleyecek olursak yan taraftan bir pencere sürükledim 3D view'a geçtim. 3D view'da e, daha köşe köşe görünürken renderini aldığım sonuçta subdivision'ımızı daha fazla sayıda kullanıyor. Ve burada mesela e, viewport shading'imizi rendered yapacak olursak, hani rendered yaptık ama bu sonuç olan render değil. Burası viewport olduğu için burada bütün modifier'larda işte view ve sub view ve render değerlerimiz farklı şekildeyse View'daki 3D View anlamına geliyor. Render ise F12'ye basarak veya Render sekmesinden gidip de Render ettiğimiz zamanki sonuçta kaç defa e, kat kat kullanılıyor onu belirtiyor. Şimdi bu penceremizi yok etmek istiyorum. Yapabileceğimiz şey e, şöyle şu e, yanlış yerden tuttum tekrar çoğalttım mesela bir sürü penceremiz oldu. Şu ara çizgilerden pencerelerimizi ayarlayabiliyorduk. Ara çizgilerden bir tanesine sağ tıklayıp Join Area diyeceğim alanları birbirine ekle. Soldaki mi sağdakine, sağdaki mi soldakine onu seçiyorum. Sol tuşla tıklayarak uyguluyorum. Yine Join Area dedim. Şimdi şu ara çizgiyi tıkladım. Join Area. 3D View'umuz öbür e, iki boyutlu resim görüntülememizin üzerine gitsin dedim. Ve burada da e, materyal değil de solid görünüme gidelim isterseniz modellerken. Şimdi tab'a basıyorum edit moda gelmek için. Objemizin aslı bir küp ve modifier'ı yine bu görünümde de 4'e çıkaralım isterseniz. Objemizin aslı bir küp. Ben bunu biraz daha böyle e, kadehvari bir yapıda e, yapmak istiyorum. Hani biraz bardak da böyle biraz daha kadehvari bir bardak olsun objemiz. Ve aslında işime yarayacak bir görünüm yandan görünüm olacak. Numpad 1'e bastım. Numpad 5'e basarak da ortografik görünüme geçiyorum. Neden? Çünkü e, bu görünümde perspektif için içine girdiği için biraz daha böyle sanki planlardan çalışıyormuş hissinden uzaklaşıyoruz. Numpad 5'e basıp ortografik görünüme gidersen biraz daha sanki şöyle düşünün. Biz işte bir endüstri ürünü tasarlıyoruz. Genelde böyle taslaklarda, planlarda öncelikle ortografik görünümler veya böyle yandan, tepeden çizimler yapılır. Neden? Çünkü perspektif için içine girerse biz baktığımızda boyutları algılamakta biraz daha sıkıntı çekiyoruz. Çünkü perspektifte ne oluyor? Uzak olanlar daha küçük, yakın olanlar daha büyük oluyor. Perspektifi aradan çekerek böyle bir kolaylık sağlıyoruz kendimize. Şimdi Ctrl-R ile Loop Cut atabiliyorduk hatırlayacak olursak. Şöyle bir tane Loop Cut atarak başlayalım mesela. Üstteki şu alana Loop Cut attık. Z'ye basıp Wireframe Mod'a geçersek işlerimiz kolaylaşacaktır. A'ya basarak yüzeylerin seçimini iptal ettim. Tamam. Biraz daha farenin tekerleğiyle uzaklaştım. B'ye basalım. Ve üstteki iki noktayı seçtim gibi gözüküyor ama aslında üst yüzeyi seçmiş bulundum. Numpad 1'e geri basıyorum ve bu yüzeyi mesela biraz daha yukarıya doğru taşıyalım. Şimdilik bardağa pek benzemiyor. Tamam. Kenar seçim modunda olalım ve altla beraber az önce attığım loop katı seçtim. S ile bunu olabildiğince daraltacağım. Şimdi içine geçmesin. Hani kendi içine geçmeyecek bir boyusa e, boyuta getireceğim. Mesela şöyle bir şey. Baktığımız zaman mesela Z'ye basarak tekrar Solid View'a geçersek hani içteki yapı çok incelmiyor. Bunun sebebi en geniş alandan en dar alana doğrudan gitmeye çalışmamız. Araya yeni loop katlar ekleyerek, yeni döngü kesikleri ekleyerek bunu gidereceğiz ilerledikçe. Ama şimdilik Ctrl-R ile yeni bir loop kat ekleyeceğim ben. Bunu biraz daha zemine yakın bir noktada yaptım. S'ye basarak burayı biraz daralttım. Şimdilik mesela şöyle bir yapıdayız. Z'ye basacak olursam biraz daha böyle beyzbol sopası ama aşağısında zemine oturtacak yeri var gibi duruyor. Tamam. Z ile ben yeniden şeye geçtim. wireframe görünümüne geçtim. Tabloda edit moda geldim. Az önce edit moddan çıkmıştım. Hani daha rahat görelim diye. Ctrl R ile alta bir tane daha loop cut ekleyeceğim. Tamam şuraya ekledim. Biraz daha daralttım diyelim. Sonra bir tane daha loop cut ekleyeceğim. Bu biraz daha zemine yakın olacak. Şimdi Z'ye basalım. Solid görünümde görmek için. Taba basıp şimdi object moda geri döndüm. Hani zemine oturan yeri yapmaya çalışıyorum ve iki tane birbirine yakın loop cut olması sayesinde burada ufak bir kesit oluşuyor. Yani hani kalınlığı da olan hani doğrudan incelmeye çalışmayan bir parça oluyor. Numpad 1'e bastım, tekrar Tab'a bastım. Z'ye basalım, Wireframe modunda görmek biraz daha elverişli oluyor. Alt'la beraber şu alt aşağıdaki şey klavyedeki altla beraber sağ tıkladım en zemindeki kenarımıza tıklayamadık mı ee, orada bir loop olmadığı için bir döngü olmadığı için orayı doğrudan seçemiyorum çünkü hani orijinal küpümüzün üzerinden bazı değişiklikler yaptık zemin seçim moduna geleyim Z'ye basalım ki katı görünüme geçeyim. Zemini seçmek için. Tamam Z'ye bastım. Katı görünümden geri çıktım. Numpad 1'e basıyorum. Hala aynı yer seçili. Güzel. S ile bunu biraz daraltalım. Hani boyutunu biraz daha istediğim gibi bir şekle getirmeye çalışalım. çalışıyorum. Ctrl R ile tekrar bir loop kat ekledim buraya. Mesela çok hafif genişleyebilir. Yani şöyle bir şey yaptım. Burada yapımız çok hafif genişliyor sonra çok hafif daralıyor zemine ulaşırken. Hatta Ctrl R ile yeniden en aşağıya da bir loop cut ekledim. Bu eklediğim loop cut zemine iyice yakın. Hani zemine ulaştığımız yerde artık iyice sıfırlamaya başlıyoruz. Altla beraber şunu bir daha seçeyim. GZ'ye basayım. Z ekseninde biraz aşağıya kaydırmak için. Hatta mesela Ctrl R ile şurada zemine yaklaştığımız kısımlara birkaç kat daha eklersek hani buradaki Eğimi daha kontrollü bir seviyede tutabiliriz. Altla beraber bu sefer buradaki loop katı seçtim. Mavi eksende biraz aşağıya doğru çekeceğim. Hafif belki genişleyebilir. Şimdi taba bastım, Z'ye bastım, uzaktan bakıyorum. Kadayımızın zemini için biraz geniş mi? 5'e basalım. Perspektifi de görelim. Bence değil. Bence uygun olmuş. Şimdi numpad 5'e tekrar bastım. Numpad 1'e bastım. Z, Y ve tab'a basarak tab ne işe yarıyor? Şimdi object modla edit mod arasında geçişimizi Z neye yarıyor? Z de wireframe yani bu çizgi çizgi görünümden içi dolu görünüme, katı görünüme veya solid view'a geçmemizi sağlıyor. Wireframe'de devam etmek istiyorum ve edit modda olmak istiyorum bu arada. Şimdi kadeimizin üst kısmını tekrar seçelim. A ile bütün seçimi iptal ettim. B ile üstteki yüzeyi seçiyorum. Biraz daha aşağı alabiliriz sanki. S ile bir miktar genişleteceğim. Ve Ctrl R ile yeni loop katlar ekliyorum. Şimdi eklediğim loop kat tepeye en yakın noktada. Belki biraz genişliğiyle yine oynayabiliriz. Ctrl R ile yeni bir loop kat daha ekleyeceğim yine. Bu sefer yine tepeye doğru yaklaşıyoruz ama çok da değil. Biraz böyle kavis vermek için. Tamam. Ctrl R ile yeni bir loop kat ekleyeceğim. Bu, bu sefer biraz daha aşağıya doğru bulunduk. Tamam. Control R ile yeni bir loop cut. Şöyle bir noktaya. Bu sefer biraz daha şeklimizi daralttım. Control R ile mesela buradaki e, daralmayı biraz daha kontrollü bir şekilde tutabiliriz. Control R'yi kullandığımız için değil de hani aralara loop katlar ekleyip oradaki tanımımızı arttırdığımız için ve hani nasıl bir bardak yapmak istiyorsanız ona göre çeşitli kesikler ekleyerek mesela bardağın dış şeklini biraz daha oluşturmaya çalışabiliriz. Shading'imizi de soldan smooth shading seçersek biraz daha pürüzsüz olarak gölgeleyecektir. Ve şimdi hani kadeye benziyor mu? Bir de perspektif modundan bakalım. Tepesinin kapalı olması dışında bence fena değil gibi duruyor. Numpad 5, Numpad 1 dedim tekrar. Z ve tab dedim hani Object moddan çıkıyorum her seferinde daha rahat görelim diye. Şuralara belki yeni loop katlar ekleyip aradaki ee, her bir loop katın arasını eşit miktarda yaklaşık olarak eşit miktarda tutmak objenin yüzeylerinde yaklaşık olarak hemen hemen eşit tanıma sahip olmak adına tercih edilebilir. Ne yapıyorum şu an altla beraber loop katları seçip Birazcık boyutlarıyla oynuyorum. Ve diyelim ki boyutundan memnunum. Tamam Z'ye basalım. Solid görünüme geçmek için ve yüzey seçim moduna geleyim. Şimdi içine oynayacağız. içine doğru gideceğiz. Bunun için üst yüzeyi seçtim. Alttan yüzey modu, yüzey seçim moduna gidip I'ya basacağım. Inset biliyorum ki. Çok hafif daraltalım. Çok hafif daralttıktan sonra da Numpad 5 bir diyelim yine. Pardon 5 zaten açıkmış. E, ortografik görünümde olmak istiyorum. Z'ye basıp wireframe moduna gidelim. Şimdi biliyorum ki ben içerideyim şu an. E ile extrude dersem içeriye doğru extrude edeceğim. Tamam. Ama bir yandan da aslında dışarıdaki e, yapıyı da taklit etmeye çalışmak güzel olabilir. Şimdi bu parça tamam biraz içeri gitti ama çok hafif genişleyebilir belki şuraya doğru. Diğer dıştaki çizgileri taklit etmeye çalışıyorum. E ile içeri extrude ettik ama çok hafif daralabilir mesela. E ile içeri extrude ettik. Burada dış yapı çok hafif genişlemiş mesela. E ile içeriye doğru extrude ettik. Hala aynı yüzey seçili. Bakacak olursak şöyle içeriye doğru gittiğimiz bir yüzey var. Hatta subsurface modifier'ımız açık olmazsa böyle bir şey yaptık aslında. Objemizin yapısı böyle. Subsurface sayesinde de e, yüzeylerimiz kıvrılıyor. Tekrar yan görünüme geçelim. Wireframe'e geçelim. E ile extrude ettim. Gördüğünüz gibi şimdi biraz içeri gitmemiz lazım. Dışarıdakini düzgün taklit edeceksek. Tekrar E ile aşağıya doğru extrude ettim. S ile boyutumuzu düzelttim. E ile aşağıya extrude ettim. Tamamen dışa doğru gidersek sıkıntı ne olur? Hani iç alan dışa doğru çıkmaya başlar. Bu sefer ters yönde olan yüzeyler olacak. O yüzden mümkün olduğunca içerideki yaptığım işlemleri içeride tutmaya çalışıyorum. Extrude ettim. Hani dışarıyı aşmasın diye S ile daraltıyorum dıştaki ee, şeklin, yapısını taklit edecek bir şekilde yapıyorum bunu. Her seferinde yani içeriye doğru aldığımız parçayı daraltıyorum. Şurada da bir tane aldık. Artık burası son noktamız çünkü hani e, şurada bir boşluk olmuyor. Hani aksi takdirde ne olur içecek içine koyduğumuz içecek akıp gider. Şöyle baktığımız zaman gördüğünüz gibi e, kadeh tarzı bir şey yapmış olduk. Şimdi bunu render'la e, render edelim bunu ve hani daha böyle camsı camsı değil de cam şeklinde görünür hale getirelim objemiz tamam. Subsurface modifier'ımız hani kaç katman kaç kat gerekiyor onu e, ayarlayabiliriz bu arada. Apply etmedim. Apply dersem hani e, obje üzerine gidip de edit modda tekrar mesela bazı alanları mesela alt'la beraber şu e, loop'u seçtim. Yani tekrar gidip de bazı yerleri değiştirme imkanımı kısıtlayacağı için ve hani oluşan yeni yüzeylerle bir işim de olmadığı için, yani sadece görünüm için kullanacağım. Gidip de o yüzeyleri üzerinden düzenlememe gerek yok. O yüzden bu halde bırakıyorum. Ve şimdi e, tab'a bastım, Object moda geri döndük. Ve e, Numpad 5'e basıp Perspektif görünümüne de girebiliriz. Çünkü sahneyi düzenlerken aslında Perspektif görünümünde göreceğimiz için... Yani burada bulunmamızda bir sakınca yok. Kontrolle beraber şu mavi eksende bir kademe yukarıya taşıdım. Klavyeden kontrole basılı tutarak mavi eksende yukarı taşıdığım için tam olarak bir bir birim, bir birim ilerledi. Yani buradaki kare sistemin tam üstüne oturdu. Shift A ile bir düzlem ekleyebilirim. Hani bardağımız için bir zemin oluşturması için. Şimdi bu zemini bir yana doğru çekince böyle daha gri oluyor. Öbür yana doğru çekince daha bir mavi oluyor ya böyle. Aslında o da yüzeyinin nereye baktığıyla ilgili. Hani biz bu renk olmasını bekliyoruz. Altına baktığımız zaman bunun yüzey normali ters yönde. Hani boyutlandırırken belki de ona göre boyutlandırabiliriz. Şimdi hani ilk oluşturduğumuzda bu şekilde tamam. S ile yeniden boyutlandırırken onu büyütecek şekilde gitmemiz lazım. Ama ters yönde de büyütebiliriz. Sen yani ters yönde büyütmememiz gerekiyor. Demek istediğim o. S ile yeniden boyutlandırırken pozitif yönde büyütüyor olduğumuza dikkat etmemiz lazım. Mesela şu an yanlış konumlandırılmış. Hani yanlış konumlandırıldıysa şöyle bir şey yapılabilir. RX dersek X ekseninde çeviriyoruz. Klavye'den 180'e basarsam yani 180 yazarsam ve enter'larsam şeklimizi 180 derece çevirmiş olacağız. Şimdi kameramıza geçelim. Numpad 0'a basarak ve kameramızı güzel bir e, görünüme getirelim. N'ye basacağım bunun için. Sağdaki menüyü açmak için. Lock camera to view dersem biliyorum ki artık ben fareyle beraber, farenin tekerleğiyle beraber görünümü değiştirdiğim takdirde e, ne olacak? Kamera da benimle beraber gelecek. Lock Camera to View'ı kapattığım zaman da artık kamera oraya sabitlenmiş olacak yalnız. Şurada ufak bir şey isterseniz tekrar gidip düzenleyelim. Numpad 5.1 dedim. Tab'a bastım, Z'ye bastım Wireframe görünüme geçmek için. Şurada çok keskin bir yapımız var. Neyi demek istiyorum şimdi? Z'ye basalım. Şurada bakacak olursak hani dudak kesecek bir alan gibi olmaması için şöyle bir şey yapacağım. Şimdi kenar seçim modundayken şuradaki kenarı seçeceğim. Numpad 1 ile yandan görelim. Hani şu kenarı seçtim. Tamam. Ee, şöyle bu kenardan sonra Ctrl R ile yeni bir loop kat ekleyeceğim. Hani şurada bir loop kat eklersek o kenar kısmına biraz daha hacim katmış olacağız. Hani yaptığımız içe gitme işlemini içe girmeye başlamadan önce altla beraber şu kenar döngüsünü seçecek olursam hani şeyi görelim mesela şundan bahsediyorum hani tak diye tek kademede içe girme işlemine başlamak yerine hani şu döngüyü ekledik gz diyeyim mesela şu kısma eklemiş olduk ki hani tek kademede içeri gitmeyelim hani bu biraz daha kenara dolgunluk ekliyor olacak kadehte Şöyle baktığımız zaman da mesela şurada ufak bir parça bardaklarda genelde o tarz bir yapı olur. Numpad 5'e basalım tab'a basalım object moda geri dönmek için. Numpad 0 tekrar kameradan bakalım. Şimdi mesela daha düzgün bir görünüm istiyorsak belki zeminimiz şu alanı kaplasın istiyor olabiliriz. S-Y dersen ben zemini Y ekseninde uzatacağım. Ve yani cismimiz bu şekilde yerleşmiş durumda şu an ve e, isterseniz materyal ayarlarına girelim. Hatta durun, önce bir de e, ışık kaynağı ekleyelim. Işık kaynağını isterseniz bu sefer bir objeden oluşturalım. Shift A diyeceğim, bir mesh, bir plane ekledim, bir düzlem. Rx diyeceğim ve 90 diyeceğim. Düzlemimiz 90 derece gördüğünüz gibi dik olacak şekle çevrildi. S ile bunu biraz büyüteceğim. Biraz da yukarıya taşıyalım şöyle. Bizim sahnemizi bu parçayla aydınlatacağım. Numpad 0'a bastığım zaman bakıyorum ki ışık kaynağının bir kısmı kameradan gözüküyor. Onu da düzelteceğiz yine. Ama yerleşimimiz tamam diyelim. Şu ışık kaynağını da sileceğim. Bunu sağ tuşla tıkladım, delete dedim. Sonra tıkladım delete'i onaylamak için. Ve rendered görünüme geliyorum. Güzel. Şimdi ışık kaynağımızı önce belirleyelim. Işık kaynağı olsun diye eklediğim düzlemi seçiyorum. Materyal sekmesine gelip yeni bir materyal ekleyeceğim. Materyalin adı mesela ışık olabilir. Materyalin yüzeyi ne ne tür bir şeydir? Kullanacak emission, ışık salınımı kullanacak dedim. Strength güç değerimiz mesela bu biraz zayıf geldi. 5 gibi bir şey nasıl olur? Ee, belki de 8 gibi bir değer daha iyi bir sonuç verecek diye düşünüyorum. Emission değerimiz 8. Şimdi gördüğünüz gibi bu kamerada gözüken bir ışık kaynağı. Bunu kamerada görmek istemezsek eğer, şurada bir tane küp var objenin ayarları ile ilgili. Ve bu küpün altında Cycles Settings var. Cycles ile ilgili olan ayarlar. Ray Visibility. Hani kamerada gözükmesini istersek bu sekmeyi kapatabiliriz. Bu durumda Render durumunda, Render yaptığımız zaman veya Render, Viewport'ta Render görünümünde bakıyorsak eğer, bu obje kameraya gözükmez. Kameradan çıktık, yine gözükmüyor. Materyal moduna geldik. Materyal modunda ve diğer bütün modlarda gözükür. Ama render'da gözükmez. Ve hani istediğimiz şey de bir nevi bu aslında. Hani o düzlemi biz bir ışık kaynağı olarak koyduk ama ekranda görmek istemiyoruz. Hani eğer durum buysa ee, ne yaptık? Buradaki küp sekmesinden geldik. En aşağıda Cycles Settings, Cycles ile ilgili ayarlar var. Bu objeye dair Cycles ile ilgili ayarlar bunlar ve kamerayı kapadığımız takdirde bu obje kameraya gözükmez. Hani başka seçenekler de var. Bunlar mesela işte Diffuse ve Glossy ışıklarına katkıda bulunsun mu falan. Mesela Diffuse'u kapatınca dışarıya saldığı ışık da gitti. Biz sadece kamerada gözükmesini seçtik şu an. Zemine gelelim. Materyal ayarlarına gidelim. Yeni bir materyal ekleyelim. Tamam. Bunun adı da zemin materyali olsun. Zemin yazacağım. Neyi kullanalım? Principled, BSDF, e, Principled shader'ımızı kullanalım. Gördüğünüz gibi burada bir şekil görüyorum. Bu ışık kaynağının yansıması. Işık kaynağı her ne kadar kameraya gözükmese de yansımalarından ötürü zeminde şeklini belli ediyor bize. Ve hani metalik mi yapacağız? İşte metalik olursa dış dünyayı daha iyi yansıtıyor. Metalik yaparsak belki roughness değeriyle oynayabiliriz. ...daha pürüzlü bir hale getirebiliriz veya mesela... ...0.2 gibi bir değer verelim. Hani biraz pürüzlü, biraz değil oldu. Onun dışında Base Color rengimizi belirliyordu. Mesela biraz daha şöyle... ...farklı tonlarda bir renk verdiğimizi düşünelim zemine. Gelelim bardağımıza. Yeni bir shader ekledik. Yine bu sefer isterseniz... ...Principled shader'ımızı kullanalım. Ama bu sefer... ...cam gibi davranacak, şeffaf olacak. Yani transmission değerimizi en sağa kadar çekeceğim. Transmission hani geçirgenlik değerini belirliyordu. Geçirgenlik değerimizi en sağa kadar çektim. Ve burada kırılma endeks, indeksi e, ayarlayabilirim ama cam için var olan değerler uygundur. O yüzden bunu değiştirmeyeceğim. Mesela ufak bir renk katmak istersek, tam beyaz olmasını istemiyorsak e, rengiyle de oynayabiliriz ve Burada hani koyuluk açıklık değerleri var. Normalde birazcık koyu bir beyaz seçili oluyor. Hani Bir tık koyu bir beyaz seçili oluyor. Ben en yukarıya kadar çektim bunu. Maksimum olsun. Ve daha rahat bir görünüm Hani farklı yerlerden görmemizi sağlasın diye isterseniz solid görünümde yapalım bunu. Bardağımızı seçtim. Shift D ile çoğaltacağım. Ve daha ardından Shift Z'ye basacağım. Ki sadece Z ekseninde hareket ettirelim bardağı. Ve Shift pardon Shift Z'ye bastım. Shift Z de şeye geçer. E, render görünümüne geçer. Shift Z ile hani render'a ve render'a geçmeden önce hangi görünümdeyseniz ona dönmeniz olası. Shift D ile çoğaltıp ardından taşırken Shift Z'ye basacağım ki hani bardağı taşıyayım. Shift D, Shift Z yapacağım tekrar. Hani birkaç tane olsun ki böyle bardakları birbirlerinin içinden görelim. Daha güzel bir görünüm sunsun bize. Hatta şöyle gelelim. Shift D, Shift Z bir tane de şöyle koymuş olalım. Numpad 0'a basıp kameradan bunlar nasıl duruyor bir bakalım. Hani birbirlerinin içine girmesinler. Ee, kamerayı da birazcık geri çekme ihtiyacı duydum. Sağ tuşta kamerayı seçtim. Kamera seçiliyken şimdi hani lock camera to view en kolay yol, en e, işlevsel yol ama gidip hani bunu seçmekle uğraşmayayım gibi veya kamerayı daha farklı hareket ettireyim dersek kamerayı seçtikten sonra da G'ye basabiliyoruz mesela grab. G'ye tekrar basarsak e değil. Z'ye basarsak G'den sonra Z ekseninde hareket eder mesela. X'e basarsak X ekseninde hareket eder. Hani sanki şuna eş değer bir hareket. Kameramız duruyor. G'ye bastık, taşıyoruz. X'e bastık, X eksenine kilitliyoruz vesaire. Ama bunu yaparken kameranın içinden yapmış oluyoruz. G'ye bastım mesela, hareket ettiriyorum. Z'ye bastıktan sonra dünyanın Z eksenini kullanıyor, Etrafın Z ekseni. Ama Z'ye tekrar basarsam bu sefer yaklaşıp uzaklaşma hareketi yapıyor kameramız. Ve mesela hani Z ile ayarladım sol tuşla tıkladım G ile tekrar böyle farklı bir konuma getirip e, sahnemizde kamerayı ayarlayabilirim. GZZ dedim mesela biraz uzaklaştık G'ye bastım tekrar sadece G'ye bastım hani belli bir görünüme getirmek için. Belli bir görünüme getirdikten sonra tekrar sol tuşla tıklıyorum e, ve e, kamerayı yerine yerleştirmiş oluyorum. Mesela bir bardağı da şöyle çektik diyelim. Ve aşağıdan Rendered görünüme gidelim isterseniz. Bakalım bardaklarımız nasıl duruyor. Hani ee, olur bence. Buradan render alabiliriz gibi duruyor. Tek bir şeyden bahsedelim. Yeni bir şey olacak ama. Etrafımızdaki dünya ile ilgili de bazı ayarlar mevcut. Burada dünya var. World. Dünya ayarları. Burada dünyanın aslında dışta bir gri alan görüyoruz. Yani bizim yerleştirmediğimiz bizim objelerimizin bulunmadığı alanlarda bir dünya mevcut aslında. Use nodes diyeceğim onun için. Hani cycles olduğu için orada da nodları kullanmak daha elverişli. Burada bir background seçili. Hani düz bir arka alanımız var ve bunun bir rengi var. Gördüğünüz gibi color seçebiliyoruz. Bu kalırı değiştirerek mesela beyaz bir şey yapabilirim. Arka plan beyaz olabilir. Arka plan siyah olabilir. Gördüğünüz gibi şu an tam siyah. Arka planda belli bir rengin tonu olabilir. Ve buradaki strength değeri de arka planın ışığa etki gücünü belirliyor. Mesela bu strength'i açarsam arka plan bizim sahnedeki objelere ışık ekliyor olacak. Bu strength'i tamamen kapadığım zaman arka plan gördüğünüz gibi siyah oldu. Mesela bu strength değerini 5 gibi bir şey tutabiliriz belki. İşte rengimizle de oynayabiliriz. Daha açık daha koyu. Ee, mesela şöyle bir arka plan olabilir. Şimdi tek bir şey değiştireceğim. Bizim şu sağdaki ışık kaynağı olarak koyduğumuz düzlem şurada kesiliyor ya. Orada kesilmesin diye ben gidip onu seçeceğim. Onu hatta solid görünümde seçmemiz daha mantıklı. Biraz geri taşıyacağım. Tamam, biraz geri taşıdım. Bir de şöyle bir şey yapacağım. İkincil bir ışık kaynağımız olsun. Onun için de Shift A ile yeni bir düzlem ekleyeceğim. Şöyle bakalım. Shift A dedim, yeni bir düzlem ekledim. O düzlemi de bu yana çektim. RX diyelim. Ve mesela 90 diyelim tamam 90 derece çevirdik. SL bunu biraz genişletelim. Gördüğünüz gibi koyu renk görüyorum. Tam karşısından baktığım zaman bir yüzeyi aydınlık görmüyorsam o yüzeyi ters tutuyorum demektir. Ve bu düzlem olduğu için düzlemin hani içe bakan, dışa bakan tarafı zaten hani tek bir yüzey olduğu için bir yüzeyi ileri bakıyor, bir yüzeyi geri bakıyor. Işık kaynağında çok sorun olmamakla beraber Yine de emin olmak için S'ye basıp mesela bunu tam negatif yönde hani en küçüğe getirip sonra tekrar büyütürsem tersine çevirmiş olacağım. Numpad 0'a basıp yine kameradan bakalım. En son eklediğim düzlem seçilirken materyal sekmesine gideyim. Yeni bir materyal ekleyeyim. Bu materyalimiz de Emission olsun ışık salınımı. Render görünümüne gelelim. Şimdi öbür ışık kaynağının ışık rengi mesela biraz daha farklı bir ton olabilir. Mesela biraz sarımsı bir ton ekleyeceğim ve e, gücümüz de mesela 2 gibi bir şey olsun. Tamam. Bir önceki ışık, ışık kaynağını tekrar seçeceğim. Şu plane 001'di. Bunun içine de çok hafif bir mavimsi ton katalım isterseniz. Hani renk farklılıkları güzel oluyor, hoş oluyor o yüzden. Yeni eklediğim düzlemi de biraz daha şöyle renk miktarını azaltalım belki de şöyle yani çok abartı olmasın diye. Tamam. Ee, i̇stersek tepeye de bir ışık kaynağı ekleyebiliriz. Mesela kamerayı da çok hafif belki sağa taşıyabiliriz. Lock like camera to view diyeceğim. Shift ile beraber hafifçe sağa doğru kayıyorum. Gördüğünüz gibi şurada da ufak bir üçgen aslında. Hani alanımızın dışına taşıyor. Onu da yine solid view'a katı görünüme gidip şöyle düzlemi birazcık bu yana doğru çekerek belki düzeltebiliriz. Veya dilersek de e, Sx diyerek X ekseninde düzlemimizi genişleterek de aynı sorunu çözebiliriz. Ah kamerayı mesela taşıdım. Hani bu çok sık yapılabilecek bir hata. Hani kamera kilitliyken ekranımıza yanlışlıkla kamerayı taşımak istemiyorsak lock camera to view'u kapatmamız gerekiyor her seferinde hani taşımadan önce. Şimdi shift Z'ye basalım. İşte az önce yanlışlıkla da olsa fark ettiğimiz kısa yol tuşu. Tamam sahnemiz görünüyor her şeyden memnunsak da render alacağız şimdi. Renderi nasıl alıyoruz? Render alırken tekrar solid görünümüne de geçebiliriz şart olmasa da. Sağda render sekmesine geldim. Çözünürlüğümü seçiyorum. Mesela hani tam çözünürlükte alacaksan burada %100'ü seçebilirim. GPU compute ekran kartını kullanıyoruz. Ve aşağıda hatırlarsak sampling değeri vardı. Sampling'i küçük tutarak bir tane alalım mesela. Sampling'imiz 2 olsun mesela. Çok düşük F12'ye bastım render almak için. Gördüğünüz gibi gayet hızlı yaptı. Çünkü sampling değerimiz çok düşük. Sampling değerimiz düşük olduğu için ve cam yüzeyler biraz daha hesaplaması zor olduğu için böyle bir sürü minik minik pürüzler görüyorum. Hani buradaki bütün noktaların sebebi sampling değerin düşük olması. ESC diyelim. Sampling'i mesela standartta demin 128'di. 128 yapalım. Ve F12 ile yeni bir render alalım. Şimdi baktığımız zaman hani render'ı tamamlanan yerlere bakarsak biraz ıı, yine ufak ıı, parazitler var. Hani tamamen gitmedi. Bu ne demek? Render değerini daha da yüksek tutabiliriz aslında anlamına geliyor bu. Ama idare eder durumda. O yüzden hani şey amaçlı hani videonun ıı, süresince böyle hani gereksiz beklemelerimiz olmasın diye hani video açısından bunu daha yüksek tutmayacağım ve hani bütün derslerimizde Genelde hani sampling değerimizi idare eder konumlarda tutacağız ki hani işimizi biraz daha hızlı görelim. Hatta hani bu kadar 128 falan nadir seçiyor olacağız. Ama gördüğünüz gibi şu an e, az çok e, cam hissini veriyor. Samplingimizi arttırırsak daha iyi bir e, sonuç elde edeceğiz. En azından parazitler azalacak. Baktığımız zaman kadehin camının kalınlığının hissini görüyoruz. Hani cam kalın. Hani Şu sapında da onu fark ediyoruz. Zemine yerleştirilmiş parçada da. işte zemine yerleştirdiğimiz parça aslında metalik bir yüzeyde olduğu için daha farklı bir ışık söz konusu ama yine de sapına baktığımız zaman o camı görebiliyoruz. Ve ışık kaynaklarımız sanki bir pencere gibi. Çünkü dikdörtgen şeklinde ışık kaynakları kullandık. O ışık kaynakları Sanki birer pencerenin ışığının yansımasıymış gibi de duruyor. Ve Daha yakından bakarsak aslında bazı yerlerde diğer bardakların da ufak tefek birbirleri üzerinden yansımaları mevcut. Ama hani çok bariz değiller. Hani mesela şurada baktığımız zaman Şurada bir aslında bardak görüyoruz hani. Sampling değeri daha yüksek olsa daha iyi sonuçlar alacağız belki. Ve cam kullandığımız için nasıl kullandık camı materyal olarak principal shader'da transmission değerini en sağa çektik. Yani tamamen geçirgen olsun bu dedik. Ha, roughness eklemedik mesela. Roughness şimdi bu zeminin değeri de bardağa baktığımız zaman transmission sonuna kadar açık. Birazcık pürüzlülük ekleyebilirdik. Bunlar hani tertemiz camlar oldu. Böyle bir sonuç elde etmiş olduk. Bunu kaydetmek istersek de image'dan save as Image veya Save a Copy diyoruz. Kaydetmek istediğimiz yeri seçiyoruz. Mesela masaüstü olsun. Kaydedelim. Untitled hani isimsiz olarak kaydetti ve masaüstünden gidip istediğimiz görsel görüntüleyici programla bunu açabiliyoruz.